Ali Kemal arar. Hayırdır inşallah. Bak Sefiş, eğer Ali Kemal arıyorsa kesin durakta birileri bir haltlar karıştırmıştır, onun için arıyordur. Bak bakalım ne diyor. Doğru söylersin. Alo, efendim benim, buyurun. Alo, Safiye Anacığım, benden duymuş olma ama Osman babacığım işi bıraktı. Ne? Osman işi mi bıraktı? Değil. Aa, yoksa Nuri Bey'le kavga mı etmişler? Oh Hikale, olur mu öyle şey? Onlar çok eski arkadaşlar. Kardeşten ilerideler. Asla kavga etmezler. Sen ne söylersin be Ali Kemal, sebep? Vallahi niye bıraktığını söylemedi. İşi bırakıyorum dedi, bırakıp gitti. Hay Allah'ım yarabbim, delirdi mi canım bu adam? Niye böyle şeyler yapar? Ay şu başımıza gelene bak sen. İki ay ömrüm kalmış. Sivrisineklerin bile 6-7 ay ömrü var. Bir sivrisinek kadar olamadım bile Osman. Bir de yağlı pehlivan olacaklar. Tıklat sana vallahi billahi ya. Of of. Hayrola koçum? Buyurun. Pek bir efkarlı görünüyorsun. Efkarını dağıtayım mı canım? Boş ver be bacım, bana bulaşma. Benim zaten 2 ay ömrüm kalmış burada. Git uzun ömürlü birine bulaş. Hadi yallah, hadi bakalım, hadi. 2 ay mı? Ayol, kelebeklerin bile daha çok ömrü var be. Doğru söylüyorsun. Hay ağzını yıpayım. Kelebekler bile daha çok yaşar. Ah. Vallahi billahi kendim için üzülmem. Safiye'm için üzülürüm ha. Eğer ben ölürsem Safiye ne kayıtsın, ne kayıtsın bilemezsin ha. Safiye kim kız? Karın mı yoksa? Evet. Ben duygularımı pek belli etmem ama çok seviyorum Safiye'yi. O üzülsün istemem ha. Ege Bey öldükten sonra üzülürse mezarında bile ters dönem kafamı tabutun kapağına vururum bile dan diyerekten ya. İlk bakışta ayı gibi gözüküyorsun ama. Ben değil mi? Konuşunca da pek bir romantik çıktın be. Romantik ayı. Ben romantik ayı değil mi? Bak şimdi, Safiye'nin üzülmemesi için ben ne yapmam gerektiğini bilirim. Neymiş o? Derim ki, Safiye'yi ben kendimden soğutsam, yani Safiye benden ayrılsa, başka bir herifle evlense, ben ölürsem benim arkamdan hiç üzülmez değil mi? Pek iyi düşünmüşsün de, hadi senden soğudu diyelim. Bakalım boşanacak mı? Orasını da düşündün mü? Bu sırada devreye sen gireceksin. Evet. Ama parasıyla ha. Ben mi? Ne yapacağız? Bak gel yaklaş ben sana. Dilek. Bilir misin kızcığım? Babam bugünlerde çok garip davranır. Dün gece eve hem geç geldi hem de sarhoş geldi. Sonra da yattı zıpardı. Allah Allah. Ya işkolik babam bir anda işi bırakıyor. Yani alkol almayan babam bir anda alkol almaya başlıyor. Bu olanlar hiç normal değil. Evet. Ha, gelirler tamam. Şimdi yanımdan rujlu rujlu öp ki böyle izi çıksın, tamam mı? İnandırıcı olalım hadi. Öpeyim şekerim. Dur. Bu ihanete girer yani. En iyisi sen böyle ruj ile yanağıma dudak resmi çiz ha. Ayol karım, hem benden soğusun diyorsun hem yanağından bile öptüm diyorsun, delirme. Her Rabbim günahlarımı affeyle. Bak üp üpmesine de sakın zevk alma, tamam mı? Hadi öp bakalım. Ay ben bayılıyorum sanki sana, tövbe tövbe. Anne, bu babamın taksisi değil mi? Ne iş var burada? Aa, vallahi o iyi de o duraktaki işinden ayrılmamış mıydı? Ne halt eder burada arabanın içinde? Osman!
Ne halt edersin be burada da? Müşteriyi Londra'nın hangi semtine götüreceğime karar verirdik Safiye. Müşteriyi nasıl ve nereye götürdün belli olur Osman. Allah seni kahretmesin mi? Her bir tarafına ruj bulaşmış. Suratına öyle Güney Amerika devesi gibi tüpürüp durma Safiye. Ay bana bunu da mı yapacaktın Osman? Seni öldüreceğim. İnanmıyorum sana baba. Annemi nasıl aldatabilirsin? İşte benim gerçek yüzümü gördünüz. Ben pis bir herifim. Benden nefret et Safiye. Allah seni kahretmesin değil mi Kartoros? Bugünden tez yok sana boşanma davası açacağım. Açarsana aç be. Ben zaten seni hiç sevmedim. Allah seni kahretmesin değil mi Osman? Ben senin için saçımı süpürge yaptım. Senin çocuklarını doğurdum. Sana ben gençliğimi verdim. Mükafatım mı olacaktı? Yürü anne, yürü. Safiye, bunların için yaptım gibi misin sen be? Safiye. Neyse. Bu da gitmiş. Demek... İşte sultan gelinceye kadar dövdünüz güveni ha. Dövmek ne kelime baba, dövmek ne kelime. Kemiklerini kırdık, şaküllü kaydı, suratı darmadağın oldu adamın. Abiler abiler duydunuz mu? Osman babacığım bir karıyla fin girdişirken Safiye anacığım bunları yakalamış. Şimdi boşanıyorlar. Vay ne? Oy, boşanıyorlar mı Hakkı Dalı Kemal? Olmaz öyle şey ya. Osman hayatta yapmaz öyle şey. Vallahi Osman ağam Safiye yengemden başkasına bakmaz arkadaş. Ben vallahi billahi inanmam. Ya bu Osman ağa da bir garipleşti ya. İlk önce işi bıraktı, şimdi de kadını bırakıyor. Niye böyle şeyler yapıyor ki anlamadım ya. Senin bu konuyla ilgili söyleyecek bir şeylerin yok mu Hayır abi? Osman baba hayatın tadını çıkarıyor abiler. Siz hiç merak etmeyin. Onlar boşanmadan ben konuşur ikisini de ikna ederim. Alo buyurun efendim Akasya Durağı. Var efendim tabii, adresi alayım. Tamam efendim, hemen gönderiyorum. Hayır fırla oğlum. Hemen gidiyorum babacığım. Mimoza sokak 83 numara. Hayır işler. Çocuklar ben bir eve uğrayacağım. Durak size emanet. Tamam baba. Tamam baba. Ya ağalar, ben Osman ağamın niye böyle garip davrandığını bileyim mi? Ben de bileyim. Osman aga yarım akıllı da o yüzden. Ya bir erkek çapkınlık yaparken hiç karısına yakalanır mı? Hadi yakalandın diyelim. Niye inkar etmiyorsun kardeşim? Bunun en kestirme, en sağlam yolu inkar etmektir. İnkar edeceksin. Sonuna kadar inkar edeceksin. Ya ağam öyle değil. Ya işin içinde başka bir iş var. Bakın şimdi. Osman ağamın yüzünün birdenbire kıpkırmızı olması, işi bırakması, karısından boşanmaya kalkması. Bunların hepsi Hayır abinin yaptığı şaka yüzünden. Şaka? Şaka ya. Ne şakası ya? Ya ağam bak şimdi. Şimdi Osman abi Hayır abiyi kameraya kaydetti ya. Hayır abi de bunlar intikam mı? Vay, demek hepsi şakaydı öyle mi? Demek ben hasta değilim öyle mi? İki aya kadar ölmeyeceğim ha? Yok be Osman aga be. Ne iki ay sonra ölmesi ya? Sen nereden bakarsan bak en az 20 yıl yaşarsın. Yani uzun ömürlü olacaksın, korkma. Sevindin mi? Sevindim sevinmesine de ben doktorla bile yüz yüze konuştum. Ya doktor değil Osman abi. Hayır abinin asker arkadaşı. Hasta bakıcı. Doktor numarası yapsın diye Hayır abi ona $100 verdi. Demek ki bu ayrının şakasıydı öyle mi? Demek ben o yüzden işimden ayrıldım. Boşanmanın bile sınırına geldim. Ben bu herifi öldüreceğim. Ya dur ya Osman aga ne öldürmesi ya? Hayri öldürmekle iş çözülmez ki. Hayri yola gelmez, akıllanmaz ki. İki gün sonra aynı şakalarına devam eder. Onu kendi silahıyla vurmak lazım. Ana silah mı var? Silah bende. Dolduracağım bile silahı. Dom kurşunuyla ananın ortasından devireceğim o. Neyse. Ya Osman aga sen beni yanlış anladın. Kendi silahıyla vurmak derken o ne yapıyor bize şimdi? Eşek şakası yapıyor değil mi? Biz de ona şaka yapacağız. Öyle bir şaka yapacağız ki ölmekten beter edeceğiz. Hadi canım. Benim şaka yapacak durumum, psikolojim yok. Benim şu andaki psikolojim adam öldürmek üzerine. Ya. Onu öldüreceğim. Osman aga bir dur ya. Ölmekten beter olacak durum. Öyle bir şaka yapacağız ona ya. Nasıl bir şaka yapacaksın? Sen bir şey düşündün mü? Bakalım çalıştıralım motoru. Tırın. Tırın. Tırın 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 tırın. Buldum
Osman Aga. Şimdi bak ne yapacağız. Sen bulama girmiş oynayacaksın, tamam mı? Sanki uzun zamandır böyle Hayri'nin yaptığı şakaları bilmiyor musun da. Yani Osman beni aldatmamış mı? O hikale Safiz. Ali Kemal anlattı her şeyi. Osman seni kendinden uzaklaştırmak için kadını parayla tutmuş. Aa, sebep? Çünkü Osman enişte öleceğini sanırmış. Öleceğini düşündüğü için de işten ayrılmış. Aa, salak mı canım bu adam? Neden öleceğini düşünürmüş ki? Çünkü Hayri enişte benim eniştem Osman'a eşek şakası yapmış. Ay Hayri, sana inanamıyorum ya, yine bir şaka. Ay bir dakika, ben hiçbir şey anlamadım. Bana şu olayları bir başından anlatabilir misiniz? İster, ben şimdi sana anlatacağım. Bak şimdi.